Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Kur'an surelerini tanıyalım. Bakara suresi 24. maddeden devam ediyoruz. Allah'ın mescitlerinin içinde Allah'ın zikredilmesini engelleyen ve mescitlerin harabe olması için çalışanlardan daha zalimi kimdir? Evet, Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Çok kötü bir ve büyük bir vebal. Allah'ın mescitlerini kapatmak. 25. Allah bir şeyi emretti mi ona kün der, o da hemen oluverir. Yani kün, feye kün. Buradaki fe, fa-i takibiye. Yani Allah'ın ol emrinin hemen peşine, hemen oluverir, hiç beklemez. Yasin suresinde de bu geçiyor. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Allah-u Teala bir şeyi irade ettiği zaman ona emri kündür ve feyekûn, o da hemen oluverir. Evet, 26. Hristiyanlar ve Yahudiler kendi dinlerine girmediğin sürece senden razı olmazlar. Demek ki Hristiyan ve Yahudileri razı etmek için uğraşmayacağız. Rabbimizi razı etmek için uğraşacağız. Onların dinine girmediğimiz sürece onlar bizi sevmezler. Evet, yine Bakara suresinde Hazreti İbrahim aleyhisselamdan da bahsediliyor. 27. maddemiz, makamı İbrahim'i musalla edinmemiz emrediliyor. Özellikle umre yapan kardeşlerimiz, orada tavaf yapanlar, tavaftan sonra iki rekat tavaf namazını makamı İbrahim'de kılmaları sünnettir. Hazreti İbrahim ve İsmail'e beytini, yani Kabe'yi temiz tutmalarını Allah-u Teala emreder. Demek ki camiyi temizlemek peygamberlere Allah tarafından verilen bir görev. Büyük bir şeref. Biz de fırsat buldukça Allah'ın mabetlerini, camilerini temizleyelim, temiz tutalım. Hazreti İbrahim Mekke için dua eder. Bakara suresinde, ya Rabbi der, bu beldeyi emin kıl. Halkından iman edenleri meyvelerle rızıklandır diye dua eder. Gerçekten de şu an o belde emin bir beldedir ve her taraftan oraya rızık akıyor. Her taraftan oraya insanlar geliyor ve oranın insanı, hacca umreye gelen insanların alışverişi ve bıraktığı paralar sayesinde çok zenginleşmiş durumda. Evet, 28. madde. Yine bu sürede Rabbi, yani Rabbimiz İbrahim aleyhisselama teslim ol. Her şeyini Allah'a bırak. Allah'ı ısmarla. O da ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam çocuklarına ancak ve ancak Müslümanlar olarak ölmelerini vasiyet etti. Milleti İbrahim'den ancak kendini bilmeyen kimse yüz çevirir. Rabbimiz milleti İbrahim'e, İbrahim aleyhisselamın milletine, onun dinine, haniflik dinine uymamızı emrediyor. Evet, yine Bakara suresinde 29. maddemiz, kıblenin değiştirilme hadisesi anlatılır. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ çevir وَجْهَكَ yüzünü yönünü شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram tarafına doğru yönünü çevir. Evet, hatta umreye giden kardeşlerimiz kıbleteyn, mescidi kıbleteyn dediğimiz iki kıbleli mescidi gidip ziyaret ederler. Çünkü orada Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılınırken bu ayetin gelmesiyle tam zıttı olan Mescid-i Haram tarafına doğru Peygamber Efendimiz Medine'deyken o kıbleteyn mescidinin olduğu yerde kıble değişimi meydana gelir. 30. Ehli kitabın Peygamber Efendimiz'i çocuklarını tanıdıkları gibi bildiklerini haber verir. Yani Allah-u Teala İncil ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in özelliklerini çok iyi anlatmış bir vaziyette. Hatta diyor kendi evlatlarını tanır gibi Peygamber Efendimiz'i tanırdılar. Evet, Barnabas İncil'inin bazı bölümlerine baktığımızda Mevdudi'nin tefsirinden Saf Suresinin tefsirine bakarsanız orada Barnabas İncil'inin Peygamber Efendimiz'i nasıl anlattığına dair yazılar var. Yani okuduğunuzda birebir Peygamber Efendimiz'den bahsettiğini anlıyorsunuz. 31. Allah yolunda öldürülenlere, yani şehit olanlara ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Cenaze aşırı dediğimiz aşırı da yine burada geçiyor. Şehitlerle ilgili bahis burada geçiyor. Tabi orada şu ayetlere geçiyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizler Allah içiniz ve yine ona döndürüleceğiz. Ya da döneceğiz diyelim. Raciun, dönücüleriz. Yani Allah içiniz
Yani Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz manasında. Türkçe olarak böyle mana verilmiş. 32. Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir, alametlerindendir. Onları tavaf etmede, say yapmada hiçbir günah yoktur. Safa ve Merve burada geçiyor. Tabii bu Safa ve Merve cahiliye döneminde iki tarafta da bulunan putlar varmış. Hem Safa'da hem Merve'de. O putlara gelip tazim edilirmiş. Onlar adına kurbanlar kesilirmiş. İslam'dan sonra Müslümanlar bu Safa ve Merve tepelerini say etme hususunda tereddütlü davranmışlar. Çünkü orada putlar varmış ama putlar temizleniyor ve Allahu Teala bu tepeleri say yapmamızı, tavaf etmemizi bizlere emrediyor. Yani yapmamızda bir günah olmadığını söylüyor. 33. Dinde zorlama yoktur. Gerçi bu ayet-i kerime ileride gelecek. Ayet-el Kürsi'nin peşine gelecek. Burada yanlışlıkla verilmiş. O biraz daha ileride anlatılacak. Ey insanlar! Helal ve temiz olan şeylerden yiyiniz, şeytanın adımlarını takip etmeyiniz. Yine Bakara suresinde geçiyor. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O daima fuhşiyatı ve kötülüğü emreder şeytan. Hiçbir zaman iyiliği emretmez. Hakkında bilgisi olmadığınız şeyleri Allah'a isnat etmenizi emreder. Yani Allah'a ortak koşmanızı emreder. Fuhşiyatı ve kötülüğü, çirkinliği daim emreder. Ve sizin için apaçık bir düşmandır. Düşmanlığını asla gizlemez. Devam ediyoruz. 35. Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde leşi, ölmüş hayvanı, akan kanı ve hınzırı, domuz etini haram kılmıştır. Zorda kalan, hayati tehlikesi olan, haddi aşmadan bir miktar yiyebilir. Ya nasıl olmuşsa bulmuşum, şöyle bir karnımı doyuruncaya kadar tıka basa yiyeyim dediği zaman o günah olmuş olur. Onu öldürmeyecek, hayatta tutacak şekilde yiyebilir. 36. Leysel birra en tuvellu vucuhakum ayet-i kerimesi var. Gerçek birrin, iyiliğin ne olduğunu Allah Teala bu ayet-i kerimede uzun uzadıya anlatıyor. Yani gerçek iyiliğin, birrin işte sağa sola, doğuya batıya dönmek olmadığını, gerçek iyiliğin işte akrabalara yardım etmenin, İşte yolda kalmış yardım etmenin, işte namazı kılmanın, zekatı vermenin olduğu gibi böyle maddeler sayıyor. Uzun uzadıya birrin, iyiliğin ne olduğunu bize anlatıyor. Evet, 37. Kısasta hayat vardır, kısas farzdır. Evet, kısas ayeti de yine burada geçmektedir Bakara suresinde. 38. Oruç farz kılındı. Ramazan ayının kıymeti anlatılıyor. Ya yüllezine amanu kutiba, hani وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُ يَا اُلِّ الْبَابِ Kısas hadisesi bu. Yani sizin için kısasta hayat vardır ey akıl sahipleri. Oruca geliyoruz. Yine Bakara suresinde orucun farziyeti geçiyor. يَا اَيُّ الَّذِينَ اَمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizde farz kılındı diyor Allah-u Teala. Ve orada oruçla ilgili ruhsatlardan bahsediyor. İşte hasta olursanız, seferi olursanız, tutamazsanız başka günlerde kaza edebilirsiniz gibi. Bir de orada Ramazan ayı ismi Kur'an-ı Kerim'de bizzat geçiyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu hudellinnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Yani mübarek geceler içerisinde bir tek Kadir suresinin ismi Kur'an'da geçiyor. Aylar içerisinde de Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sebebi de Kur'an o ayda indirilmiş. Yani Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisini indirildiği aydır. Meşhur ayet-i kerime. Ayrıca bu ayet-i kerimenin devamında itikaftan bahsediliyor. İftardan sonra imsaha kadar eşlerinizle ilişkiye girebilirsiniz. Herhangi bir günah yoktur diye yine ayet-i kerimenin devamında anlatılıyor uzun uzadıya. 39. Allah'ın kullarına çok yakın olduğu, yani dua ettiklerinde dualarına icabette bulunacağı müjdesi de verilmiştir bu ayet Bakara suresinde. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبُ جِيبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ diye devam eden ayet-i kerime. Evet, 40. Özellikle hakimlere rüşvet vermek suretiyle mallarınızı mallarımız aramızda batıl şekillerle yemememiz emrediliyor. Rüşvet vermeyelim, hakimleri ayartmayalım. Evet, 41. Evlere arka taraflarından veya pencerelerinden girmeyiniz. Evlere kapılarından giriniz. Bu müşriklerde bir adet. Allah-u Teala bunu kaldırıyor. Bu iyi bir şey değil diyor.
42. Yeryüzünde hiçbir fitne kalmayıncaya kadar, din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar Allah yolunda savaşın, cihad edin emri de yine Bakara suresinde var. 50. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Hac ve umre ile ilgili ayet-i kerimede de ve etimul hacce vel umrete lillah diye geçiyor. Muhsar olanlar, yani hac ve umre için yola çıkıp da meşhur bir mazeretten dolayı haccını ve umresini yapamadan geri dönmek zorunda kalanlara muhsar diyoruz. Ve temettü haccı ile haccı yapanlarla ilgili detaylı bilgiler, muhsarla ilgili detaylı bilgiler, neler yapması gerekiyor, onlar bu Bakara suresinde anlatılıyor. Hac ayları anlatılıyor, Arafat anlatılıyor, Meş'ari Haram anlatılıyor, şeytan taşlama günleri anlatılıyor. Evet, Bakara suresinde bunların hepsine yer veriliyor. 51. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bakara suresinde geçer, şeytan taşlama günlerinden bahsedilir diyor yine Bakara suresinde. 52. Öncekilerin başına gelen zorluklar, sıkıntılar ve sarsıntılar sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor. Yani öncekilerin yaşadığı sıkıntıları sizler yaşamadan ile bedavadan cennet yok diyor Allah-u Teala. Rabbim imtihanı kazanan kullarından eylesin, sabredebilenlerden eylesin. 53. Haram aylarda savaşmanın büyük günah oluşundan bahseder. Kim irtidat edip kafir olarak ölürse dünya ve ahiretteki amelleri boşa gitmiştir. Ona hiçbir şekilde yaramayacaktır. 54. Bir şeyi çok severseniz de sevseniz de o sizin için şerli olabilir. Bir şeyi de sevmezsiniz, belki sizin için daha hayırlı olabilir. Savaşmak gibi. Yani Allah-u Teala diyor ki sevdiğiniz şeyler sizin için şerli olabilir. Sevmediğiniz şeyler sizin için hayırlı olabilir. Bunu siz de bilemezsiniz iç yüzünü. Siz savaşı şerli olarak görürsünüz. Belki de sonunda sizin için hayır vardır. 55. İçki ve kumardan soruyorlar. De ki onlar büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. De ki onlarda, yani içki ve kumar büyük bir günahtır. Bir takım faydaları olabilir ama bunlar geçici faydalar. Mesela ne gibi? İşte kişi içki içtiği zaman bir müddet kafasındaki şeyleri unutabiliyor ama uyandığında tekrar hatırlıyor. Bunlar geçici faydalar. Tabii bu ayet-i kerime içkinin haram kılınmasındaki aşamalardan bir tanesi. Bundan sonra başka bir ayet-i kerime geliyor. Tamamen şeytan işi birer pislik olduğu söyleniyor. Bunlardan uzak durulması emrediliyor. Neyi infak edeceklerini soruyorlar. Yani diyorlar ki ya Resulallah, Allah-u Teala'ya danışsan da desen biz neyi infak edelim? Allah-u Teala buyuruyor ki ihtiyaçtan fazla olanını harcayın. Yani kendi ihtiyacınız varsa onu tutup da başkasına vermeyin. İhtiyaçtan fazla olan, fazla malzemeniz varsa ondan infak edin. Yoksa kendiniz bu sefer ihtiyaç sahibi olursunuz. Bu sefer de isyana düşebilirsiniz. 56. Yetimin durumundan soruyorlar. Evet, burada Bakara suresinde yetimden de bahsediliyor. Onların durumunu ıslah edin. Yani onlarla beraber yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Eğer onlarla beraber yaşarsanız onların mallarını da alıp meşru bir surette güzel bir şekilde harcayarak beraber yiyip içebilirsiniz. Ama sırf yetimin malını yemek için onlarla malları birleştirmeyin. Allah-u Teala bunun hesabını sorar. Evet, 57. Müşrik kadın ve erkeklerle evlenmek yine Bakara suresinde yasaklanmıştır. 58. Hayızlı olan kadınlara yaklaşmayınız emri var. 59. Kadınlar sizin nesil kaynağınızdır. Onlara üreme organından yaklaşınız. Dışkı yerinden yaklaşmayınız. Pislik yerinden yaklaşmayınız diye. Evet, ayet-i kerime var. 60. Yemin-i lağudan dolayı bir şeyin gerekmeyeceği, herhangi bir kefaretin gerekmeyeceği, bilinçli yapılan yeminlerin geçerli olduğu ve bunlar bozulduğu zaman kefaretin gerekeceğinden Allah-u Teala bahsediyor. Bakara suresinde 61. Kadınlara ila yapanlar, yani kadınlardan uzak durmaya yemin edenler 4 ay beklerler bir daha hanımlarına yaklaşabilmeleri için. Evet, 62. Boşanmış kadınlar 3 hayız dönemi beklerler. Hamile olan kadınların bunu gizlemesi helal değildir. Yani bir kadın hamile ise evleneceği kişiye diyecek ki ben hamileyim, bunu doğurayım, ondan sonra evlenelim. Evet, geri dönüşü olan boşama 2 defadır. Bundan sonra, yani 3. kez boşarsa o boşanan kadın başka bir erkekle evlenip ilişkiye girmeden
tekrar eski kocasına dönemez. Evet. İşte ülkemizde bu işe hülle deniyor. Hülle de işte götürüp birisiyle nikah kıydırıp tekrar boşatıyorlar. Ama bu geçerli olmuyor. Çünkü onların bizzat evliliği yaşaması gerekiyor. İlişkiye girmesi gerekiyor. Bunlar çirkin şeyler. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bu tür yollara bulaşanlardan eylemesin. 63. Kadınlar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Evet. Çocukların emzirme sürelerinden bahsediyor Bakara suresinde. Kocalarıyla anlaşıp, yani boşandı diyelim, karı koca boşandılar. Kocalarıyla anlaşıp bu emzirme işini 2 yıla da tamamlayabilirler. Eksik de bırakabilirler. Kocası başka bir süt anne tutarsa hanımı emzirmeyebilir. Çünkü hanımın emzirmeme gibi bir şeyi var. Serbestiyeti var. Öyle bir ruhsatı var. Mecbur değil. Çocuk çünkü erkek içindir. Onun sulbündendir. Çocuğu emzirmek için para isterse veya nafaka isterse kocası bunu temin eder. Yok eğer emzirmek istemezse kocası başka bir yerden süt anne bulur. Evet, burada yani çocuğun süt emmesi kamilen 2 yıldır. 2 yıla kadar süt emzirilebilir. Evet, zaten çocuğun sağlıklı olabilmesi için 2 yıl düzgün süt emmesi gerekiyor. 64. Kocası ölen kadınlar 4 ay 10 gün iddet ve yas beklerler. Yas iddeti bekleyen kadına açıktan evlilik teklifi yapılmaz, sadece çıtlatılır. İşte ben zenginim, yakışıklıyım, servetim var. İşte birisi benimle evlenecek olan sıkıntı çekmez, şöyle böyle. Yani direkt benimle evlenilmesini demeyip çıtlatma yapabilir. Yas iddeti bekleyen kadına. 65. Bir kadınla evlenip gerdeğe girilmeden ve mehir belirlenmeden önce boşanılırsa o zaman erkek kadına bir miktar muta verir. Yani hediye. Gönlünden kopan bir hediye verir. Ama gerdeğe girmeden ve aynı zamanda mehir belirlendikten sonra boşanırsa, gerdeğe girmemiş ama mehir belirlenmiş. O zaman mehir belirlendikten sonra boşanma olursa mehrin yarısını kadın alır. Yani mehrin yarısını hak eder. Evet, 70. maddedeyiz. Bakara suresine devam ediyoruz. Namazlara devam ediniz. Özellikle orta, ikindi namazına devam ediniz. Hafizu ala salavati ve salatil musla. Evet, 71. Talut ve Calut kıssaları. Hazreti Davud'un Talut'un ordusunda savaşarak Calut'u öldürmesi yine Bakara suresinde anlatılıyor. Talut'un krallığının alameti olarak, kral oluşunun alameti olarak meleklerin içerisinde Hazreti Musa aleyhisselamın ailesinin, Musa aleyhisselam ve onun ailesinin bir takım emanet ve bakiyesinin olduğu sekinet kaynağı tabutu getirmelerinden bahsedilir. Yani İsrailoğulları bu tabutu önlerine alıyorlar. Rivayetlere göre o tabutta Tevrat'ın nushaları var. Yani tabletler şeklinde yazılı, taşlara yazılı. Musa aleyhisselamın ayakkabıları, asası falan var. Bu emanetlerin olduğu sandıkla hangi savaşa girmişseler o savaşı da kazanmışlar. Ve bu tabutu hala arıyorlar. Özellikle Kudüs'ün altını, Mescid-i Aksa'nın altını oyuyorlar. Orada olduğuna inanıyorlar. Bir gün niyetleri orayı yıkıp Süleyman Mabedi'ni yapmak. Rabbim biz Müslümanlara basiret ve feraset nasip eylesin. Birlik ve dirlik nasip eylesin ki onlar bu işi yapamasınlar. 71. Peygamberlerin bir kısmının diğerinden üstün oluşu. Evet, tilker rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd şeklinde geçiyor. Yani biz peygamberlerin bir kısmına üstün kıldık diye. 72. 3. cüzün ilk sayfasında Ayetel Kürsi geçmektedir. Ayetel Kürsi Bakara suresinin kalbidir. Özellikle gece yatarken okunması çok tavsiye edilmiştir. İşte korkarken okunması, o surede Allah-u Teala'nın hiçbir şekilde uyumayacağı, uyuklama tutmayacağı ve onun izni olmadan hiç kimsenin şefaat edemeyeceği gibi şeylerden. Zaten vesi'a kürsiyyuhu semavati vel ard. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır şeklindeki ayet-i kerimeden bu ayete ayetel kürsi ayeti denmiştir. Bu ayette yine Bakara suresinde geçiyor. İnşallah 3. dersimizde Bakara suresinin özetini bitireceğiz. 91 tane not almıştık. 72 tanesini okuduk.